Merhabalar çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 199. Evet, 199'dan devam ediyoruz. Eğer siz de yapmadıysanız, yarım kaldıysa hemen tamamlayıp gelin. Videoyu dondurun, tamamlayıp gelin. Evet, şimdi başlıyoruz. Kurallı hale getirerek tekrar yazınız. Kurallı hal. Neydi? Yapılan işin, yüklemin sonunda olması gerekirdi. Buradaki yapılan iş ne? Çıkmak. Hemen yazıyorum. Sonuna getiriyorum. Önüne bir göl çıkmış. Çıkmak. Çıkmış. Burada yapılan iş çıkmış ve cümlenin sonuna getirdim. Geçelim ikinci cümleye. Gölün karşı kıyısının çok merak etmiş ne olduğunu. Merak etmek değil mi yapılan iş? Bunu cümlenin sonuna getireceğiz. Hemen cümleyi toparlıyorum. Gölün karşı kıyısında ne olduğunu çok merak etmiş. Bakın, yapılan işi cümlenin sonuna yazdım. Şimdi geçtim bir diğer cümleye. Kurtarabilirsin sen bizi. Kurtarmak, değil mi? Cümlenin sonunda olması gerekir. Sen bizi kurtarabilirsin. Bakın, sonuna yazdım. Sen bizi kurtarabilirsin. Geçtim diğer cümleme. Karar vermiş yüzerek karşıya geçmeye. Karar vermek. Ne olacak? Cümlenin sonunda olacak. Hemen cümleyi toparlıyorum. Yüzerek karşıya geçmeye karar vermiş. Yüzerek karşıya geçmeye karar vermiş. Bakın, cümlenin sonunda kullandım. Geçtik hemen diğer etkinliğimize. Oluş sırasına göre numaralandırırız. Yani oluş sırası, olayların sırasına göre numaralandıracağız. Bakalım, birinci olay ne olabilir? Genç avcı ormana gitmiş, değil mi? Birinci olayımız genç avcının ormana gitmesi. İkinci olayımız gölün karşısında ne olduğunu merak etmiş. Gölün karşısında ne olduğunu merak etmiş, değil mi? Önce bir merak ediyor. Daha sonra gölü geçerken adacıkta kimlerle karşılaşmıştı? Üçüncü olayımız cücelerle karşılaşmış. Daha sonra dördüncü olayımız cüceler genç avcıya hayat suyu vermek istemiş, değil mi? Cüceler genç avcıya hayat suyunu hediye etmek istemişler. Son olayımız da neydi çocuklar? Köylüler cücelerle alay edince hayat suyunu çam ağacına döktüler. Evet, son olayımız da bu. Hemen toparlıyorum. Birinci olayımız genç avcı ormana gitmiş. Gölün karşısında ne olduğunu merak etmiş. Gölü geçerken adacıkta cücelerle karşılaşmış. Cüceler genç avcıya hayat suyu hediye etmek istemiş. Ve son olarak da köylüler cücelerle alay edince hayat suyunu çam ağacına dökmüşler. Evet, bu etkinliğimizi de geçtik. Şimdi geçiyoruz resimli etkinliğimize. Hangisi okuduğumuz metnin kahramanları? Cüce ve avcı, değil mi? Bunlar kahramanları. Şimdi geçtik uygun noktalama işaretlerine. Bu arada siz doğru yaptıysanız eğer diğer etkinlikte böyle artı koyuyorsunuz, tamam mı, yanlarına? Noktalama işaretleri. Hemen okuyalım cümlemizi. Fakat köy halkı cüceleri görünce gülmeye ve alay etmeye başlamasın mı? Soru yöneltiyor, değil mi? Soru işareti. İkinci cümle. Cüceleri ciddiye almayan köylüler çok üzülmüş olmalılar, değil mi? Bakın, yine soru yönelttiği için soru işareti. Geçiyorum son cümleme. Burada yaşayan bir kurt çocuklarımızı yakalıyor, evlerimizi yıkıyor. Cümle tamamlandığı için nokta işaretini yerleştirdim. Şimdi bu etkinliğimizi de bitirdik. Siz doğrunuzu, yanlışınızı kontrol ettiniz. Şimdi geçiyorum sayfa 200'e. Burada eş anlamlılarını ilgili yerlere yazacaktınız çocuklar. Şimdi
Eş anlamlılar neydi? Eş anlamlı kelime anlamları aynı, yazılışları ve kuruluşu farklı olan kelimeler. Örneğin okul, mektep. İkisi de farklı kelime. Okunuşları ve yazılışları farklı ama anlamları aynı. Şimdi geçelim kelimelerimize. Birinci kelimemiz hediye. Hediyenin eş anlamlısı ne olabilir çocuklar? Birincisi hediye. Hemen düşünüyorum. Hediyenin eş anlamlısı armağan, değil mi? Armağan. Yani armağan. Birinci kelimemizin eş anlamlısı armağan. İkinci kelimemiz doktor. Doktor neydi çocuklar? Hekim, değil mi? Doktor, hekim. Hemen biri yaptık, iki yaptık. Doğru ise artı, yanlış ise eksi koyup böyle düzeltiyorsunuz. Tamam mı? Üçüncü kelime kolay, eş anlamlısı. Basit, değil mi? Basit, kolay, basit. Yel. Yel'in eş anlamlısı neydi? Yel vurdu deriz. Rüzgar, değil mi? Rüzgar. Yel'in de eş anlamlısı rüzgar. Beşinci kelimemiz müsabaka. Müsabaka neydi çocuklar? Hatırlayın bakalım. Müsabaka neydi? Yarışma, değil mi? Aferin, müsabaka. Yarışma. Müsabaka, yarışma. Şimdi geçiyorum öykü. Öykü neydi çocuklar? Öykünün eş anlamlısı hikaye. Değil mi? Öykü, hikaye. Kelime. Kelimenin eş anlamlısı sözcük. Değil mi? Geçtim hemen. Güz. Güz kelimesi neydi? Güz, 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 güz. Mevsimlerden biriydi. Neydi güz? Sonbahar. Değil mi? Aferin. Sonbahar. Hemen onu da yaptık. Cümle. Cümlenin eş anlamlısı neydi? Tümce. Değil mi? Tümce. Aferin. 10. kelime yanıt. Cevap. Aferin. Full yapanlar artı artı, ben böyle göreceğim kimler full yaptı diye. Öğretmeniniz soracak size kimler full yaptı, kimler yanlış yaptı. Yani yanlışlarınızı da düzelteceksiniz tabii ki de. Geçiyoruz şimdi zıt anlamlı kelimelerimize. Zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimelerde çocuklar neydi? Tam tersiydi. Hatırladınız mı? Zıt anlamlı kelimeler. Okunuşları, yazılışları, anlamları tamamen farklı. Zıt yani. Zıt kelimeler. Şimdi hızlı. Hızlı zıt anlamlısı. Yavaş. Değil mi? Hızlı, yavaş, tembel, çalışkan. Tembel, çalışkan. Yine artı ya da eksi koyup düzeltiyorsunuz. Doğrunuzu, yanlışınızı kontrol ediyorsunuz. Üçüncü kelime siyah. Siyah zıt anlamlısı beyaz. Değil mi? Derin. Derinin zıt anlamlısı sığ. Sığ. Hatırlayın derslerden. Geniş. Geniş kelimesi dar. Dar, değil mi? Zıt anlamlısı. Tenha. Tenha. Tenha kelimesi ne demekti? Sessiz, sakin, kalabalık olmayan. Yani adı üstünde ne dedim? Tenha, kalabalık. Değil mi? Tenha, kalabalık. Sık. Sık kelimesinin zıt anlamlısı seyrek. Sık, seyrek. Geçtik hemen karanlık kelimesi. Aydınlık, değil mi? Zıttını arıyorum. Karanlık, aydınlık. Hemen yazıyorum. Aydınlık. Aydınlık. Bozuk. Bozuk.
Bozuğun zıt anlamlısı ne çocuklar? Bozuk kelimesi sağlam değil mi? Bozuk, sağlam. Sert. Sert kelimesi 10. kelime. Sert kelimesi zıttı yumuşak. Değil mi? Evet çocuklar. Geri kalan etkinliklerimizi de bitirdik. Siz de kontrol ettiniz. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler. Hepinizi kocaman öpüyorum.